Benzer bir mağduriyetin haberiyle devam edelim ama bu kez yağmur değil neden? Bağcılar'da bir mahallede bazı binaların bodrum katına su sızıyor. Sokaktaki yolda da var aynı durum. Peki nereden geliyor su? Bununla ilgili var olan tehlikeyi daha da büyüten bir iddia var. O noktada üzeri kapatılmış kaçak bir kuyu olduğu söyleniyor bölgede. Kuyu var diyorlar ama ne kuyusu olduğunu bilmiyorum. Belki içten içe binanın yani temeli çürüyor. Üstü kapatılmış dediler. Betonla kapatılmış. Yıllar önce açıldı. Önce apartmanların zeminine, ardından sokağa aktı. Kaçak kuyu bir mahalleyi perişan etti. Akıntının geldiği yer şu iki binanın arasındaki kuyu suyunun belirtildiği yer. Binanın zemininden geliyor bu su. Bu şekilde hiç hoş değil. O kaçak olarak yapıldığı iddia edilen kuyunun suyu yaklaşık 4 ay öncesine kadar bulunmuyordu. Ama önce binaların zeminine akıntı başladı. Ardından balkonlara ve çevredekiler müdahale edince de bu binanın altından 7 gün 24 saat boyunca akıntı olmaya başladı. Sürekli akıyor zaten. Bodrumumuzda su çıkıyor. Yani ondan dolayı çok rahatsız oldu. Komşumuzun balkon dediğimiz yere de su geliyor. Buradan bir kuyu çıktığını söylediler ve kuyunun ağzının kapandığını söylediler yaşlı insanlar. Yerini de tespit ettik. Yetkili kişilere de söyledik. Ama özel mülk dedi belediye. Biz de müdahale edemiyoruz dedi. Burası da apartmanın zemin katı ve o akıntının etkilerini burada da görmek mümkün. Tabii apartman sakinleri kendilerince önlem de almış. Akıntı o kadar devam etmiş ki buradaki demirler ortaya çıkmış ve kumlar dökülmüş. Apartman sakinleri de beton dökerek önüne geçmeye çalışmış ama yine de o akıntı betonun arasından devam ediyor. Gözüküyor muydu kirişler? Tabii ki tabii. Döküntü burası vardı. Yani. Döküntü vardı. Demirlerin yani paslanmış döküntü hali. Biz burayı kapattık. Bize zarar yani deprem olduğunda Allah korusun. Yani temeli zedeleyebilir. Kuyudan gelen su için mahalleli belediyeye müracaat etti ama bir sonuç çıkmadı. Orada çıkan suyu bir an evvel önlenmesi lazım.